Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Son günlerde biliyorsunuz savaşlarda en önemli rolü insan hava araçları, kamikaze dronlar ve silahlı insansız hava araçları oynuyor. Ki bunun son uygulamasını Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda aktif olarak gördük. Bu gelişmeler üzerine ve özellikle de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin giderek artan insansız hava aracı operasyonu üzerine Yunanistan farklı bir adım attı. Yunanistan'ın elinde 45 adetlik T-6A Texan 2 tipi eğitim uçağı var. Bu uçakların 20 adetini Texan'ın NPA olarak adlandırılan ve kanat ve gövde altlarında çeşitli podlara sahip yani roket podu, ek yakıt tankı veya minigun olarak adlandırılan makineli tüfek taşıyabilen podlar taşıma kapasitesine sahip bir uçak. Bunları özellikle Ege'de Türkiye insansız hava araçlarına karşı kullanmak üzere bir adım attı. Ee, Yunan Savunma Bakanlığı tarafından halen bir proje hazırlığı yapılıyor. Bu T-6 Texan'ların NPA modeli nasıl çevrilecek, hangi silahları kullanacak ve Türk İHA'larına karşı nasıl bir adım atacak bunlarla ilgili çalışmalar başlamış durumda. İsterseniz bu videoda biraz önce pervaneli uçaklar bu tür operasyonlarda nasıl kullanılıyor, niye tekrar moda oldu bunu önce biraz size anlatmak istiyorum. Pervaneli uçaklar biliyorsunuz artık maksimum performansına 2. Dünya Savaşı sırasında erişmeye başlıyorlar. 2. Dünya Savaşı'nda çok yüksek hızların arkasından jet devri başlıyor ve hava kuvvetleri birçok hava kuvvetleri pervaneli uçakları emekli ederek jetlere doğru geçiyor. Ama jetler performansı yüksek bir maliyetle, yüksek faturalarla getirmeye başlıyor. Daha sonra 1990'lı yıllarda tekrar pervaneliye doğru bir dönüş yaşanmaya başlıyor. Çünkü özellikle dünyanın farklı yerindeki terör operasyonlarında karşı tarafın jet uçağı yok ki dogfight yapılsın, birbirlerini vursunlar veya terörist grupların elinde yerden havaya atılan füzeler yok. En çok bulabildikleri, o da tabii dünyada çok kısıtlı terör örgütünün elinde omuzdan atılabilen e, çeşitli işte Stinger veya bunların Rus muadilleri gibi füzeler. Bunların da etkileri 10.000 fite yani 3300 metreye kadar. 3300 metrenin üzerine çıktığınız zaman ki günümüzün akıllı mühimmatlarıyla öyle hedeflere dalışlar çıkışlar hiç yapılmıyor. Çok uzaktan lazer işaretlemesi yapan İHA'lar sayesinde e, uçaklar bombalarını bırakıyor ve nokta vuruşu yapıyorlar. Giderek ülkeler operasyonlarında bu tür pervaneli uçakları kullanmaya başladılar. Ne tür uçaklar var piyasada? Şöyle bir baktığımız zaman Brezilya'nın Super Tucano'su var. Amerika'da tasarlanmış Beechcraft'ın ürünü olan ama aslında Pilatus'un PC-9 modelinden yola çıkılarak yapılmış T-6 Texan-2'nin silahlı modelleri var. Keza Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılan Güney Kore yapısı KT-1'ler içinde bu tür çalışmalar Güney Kore tarafından gerçekleştirilmişti. Bunların da pazarlama faaliyetleri sürüyor. Ve tabii ki Türkiye tarafında da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilmiş Hürkuş'un C modeli bulunmaktadır. Bu tür pervaneli uçaklar bir yandan çok performanslar tabii jetin bir tık altında diyeyim size. Süratleri yüksek, yüksek irtifalara çıkıyorlar, uzun süre havada kalıyorlar ve sahip olduğu akıllı mühimmatları nokta atışlarıyla hedeflerini buluyorlar. Yani bir saatlik uçuşta bir F-16'ya 15-20 bin dolar harcamak yerine daha az performanslı olan örneğin Hürkuş serisi bir uçağı bunun neredeyse işte onda biri veya onda ikisi gibi bir para harcıyorsunuz. Ve bu uçak da aynı görevi çok daha ucuza gerçekleştiriyor. Şimdi Yunanlar T6'ları ki Texan 2 dedim bu videonun başında. Çünkü Texan 1 yani T6'nın birinci versiyonu 2. Dünya Savaşı'nda tasarlanmış. Bek tekerlekli bir eğitim uçağı. ileri bir eğitim uçağı dönemine göre. Hatta Türk Hava Kuvvetleri'nde kullanılıyor. 1970'lerin başına kadar T6'lar kullanılıyor. Daha sonra emekli ediliyor. Türkiye'de şu an uçar durumda bir T6 Texan var o uçakta Sivrisar Havacılık Merkezi'ndeki müzede aktif olarak tutuluyor ve her yıl havacılık gösterilerinde uçuyor. Dediğim gibi Beechcraft, Latus'tan yola çıkarak T6, Texan 2'yi geliştiriyor. 2000 adete kadar yaklaşık imal edilmiş bir uçak bu. Ve bu uçağın 2000 yılından bu yana kullanıcılarından biri de Yunan Hava Kuvvetleri. Orta aşama olarak adlandırılan işte başlangıcı daha basit piston motorlu pervanli uçaklarla yapıyor pilot adayları. Sonrasında T-6'ya geçiyorlar. 25 adet T-6A standart eğitim uçağı. 20 adetlik model ise T-6A'nın NPA olarak adlandırılan gövde ve kanat altında çeşitli podlara sahip. İşte roket atıyor bu podlarda veya özel makinalı tüfekler var kanat altına takılıyor. Kanat altından makinalı top ateşi gerçekleştirebiliyor. E, ayrıca kanat ve gövde altına da ek yakıt tankları takılarak uçağın havada kalışını arttırıyor. Şimdi en son Ermenistan ve Azerbaycan arasında yaşanan çatışmalara baktığımız zaman bölgede insan sav araçları çok aktif olarak kullanıldı. İşte son verilmiş dünkü rakamlara göre 347 Ermeni tank, tankı, kamyonu, çok namlulu roket atar sistemi dahil olmak üzere 347 araç İHA ve SİHA'lar ve kamikaze dronlar tarafından vurulmuş. Ayrıca hava savunma sistemleri de vurulmuş. Tabii elektronik karıştırma katmanlı bir hava savunma sistemine Ermenistan'ın sahip olmaması nedeniyle İHA'ların bölgede büyük bir başarısı var. Şimdi İHA'yı nasıl bertaraf edebilirsiniz? Bir uçakla bertaraf edebilirsiniz. Ondan daha performanslı, işte uzaktan atış yapabilecek. Çünkü İHA'lar şu anlık hava hava mühimmatı taşımıyorlar. Ama bu gelecekte taşımayacakları anlamına da gelmeyecek. Türkiye'nin hava hava mühimmatları konusunda da işte Gökdağ'ın, bozdan gibi kısa ve orta menzilde çok başarılı girişimleri var. Ve bunlar yavaş yavaş Türk Hava Kuvvetleri'nde envantere girmeye başlayacak. Bunların ilerleyen dönemde belki Bayraktar Anka değil ama onların daha büyükleri, işte Baykar grubunun Akıncı, TUSAŞ'ın geliştirdiği Aksumur gibi büyük insansız hava aracı sistemlerine takılacak. Şimdi dediğim gibi İHA'yı sadece bir savaş uçağı uzaktan rahatlıkla vurabilir veya top atışı yapar, yanına gelebilir. E, İHA'nın Dogfight'taki gibi böyle bir kaçınayım, G çekim, gideyim gibi bir özelliği yok. Ama dediğim gibi hava hava füzeleriyle birlikte bu konuyla ilgili konseptler değişebilir. Öyle çok kolay da yanına gelemeyebilir. Bu nedenle insan hava araçları e, önemlerini uzun süre koruyacak gibi gözüküyor. Peki bu durum insansız hava araçlarından nereye doğru evrilecek diye sorarsak insan hava araçları jet motorlu Mius gibi muharip insansız hava aracı gibi sistemlere geçildiği zaman otonom, yapay zekaya sahip, görev yapabilen araçlar haline geliyor. İşte dediğim gibi şu an TB2'nin C çekme, Anka'nın C çekme, kaçınma manevrası yapma durumu yok. Zaten piston motorlu, gayet yavaş uçan, havada uzun süre kalması hedeflenmiş ve e, hedeflerinde ucuz maliyetini vurma özelliğine sahip bunlar. Mius gibi jet motorlu muharip insansız hava araçlarında ise gerektiğinde yapay zekalarını kullanarak dogfight yapacak. Kaçınma manevraları yapacak. Belki çok alçaktan, çok hızlı uçacak veya çok yüksekten hedefine gidecek. Bu tür aynı savaş uçakları gibi özelliklere sahip olacak. Askeri teknolojilerde sonuçta bilgisayardaki virüs gibi. Bir virüs ortaya çıkıyor. Onu yenmek için antivirüs programları geliyor. Virüs bir adım daha atıyor. Ve iki tarafta kendi güvenlik açıklarını kapatmak veya karşı tarafa en büyük zararı vermek üzere uğraşırken iki tarafta gediklerini kapamaya çalışıyor. Bu açıdan da ben virüs programlarıyla bu tür silah teknolojilerini çok karşılaştırıyorum. Bu videomuzda Türkiye'nin geliştirdiği insan hava araçlarıyla oluşturduğu üstünlüğe karşı Yunanistan'ın ne yapacağını biraz da gelişmiş turboprop motorlu pervane uçakların geleceğine bir baktık. Sonra konuyu tekrar insan hava araçlarına bağladık. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com mail adresine sorularınızı sorabilirsiniz. Tabii ki işbirlikleri için de e mailimize sizden gelecek teklifleri bekliyoruz. Katıl butonuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Aynı zamanda da detaylı savunma ve havacılık konusundaki haberleri tolgozbek.com sitemizden de takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir konuda buluşmak üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.